Sonuç devam ediyor. FETÖ örgüt lideri öldü mü, kaçırıldı mı, nerede? Türkiye bunu konuşuyor. Biz de bu konunun üzerinde duruyoruz. Bu fotoğrafları yayınladılar iddialar üzerine. Fethullah Gülen'in yaşadığına delil olarak bu fotoğraflar sunuluyor. Fotoğraflar üzerinde analizler yapılıyor her tarafta ama çok da doyurucu fotoğraflar değil Kemal Olçar. Evet, yani, pek çok yönden bu değerlendirilebilir. Tabii dediğim gibi biz görsel analiz yapmaya çalışıyoruz. burada bakın, şimdi şu battaniyeyle bu aynı mı? Şimdi yıpranmışlık var burada değil mi? Bir daha kalın fotoğraf, evet daha kalın. Yani böyle bir sözde... Hava ısındıkça daha kalın. daha mı kalın bilmiyorum. Burada tabii yaşam belirtisi çok net de. Burada dediğim gibi yo ciddi bir hastalık görüntüsü de olabilir. Yani çok böyle ölümcül bir hastalık da olmuş olabilir. Fakat kullandıkları şu örtü vesaire, yani daha itinalı olmaz mısınız siz? Aynen. Ona göre orada konumlanmış bir şahsiyet. Onlara göre kıymetli sözde. Nerede olduğu da söylenmiyor. Bu fotoğrafın nerede çekildiğini biz bilmiyoruz. O Pensilvanya'daki ikametgah değil burası. Bir yere götürülmüş değil mi Ekrem? Bir apartman dairesini andırıyor daha çok. Evet. Evet, bir derli toplu bir yer ama öyle çok mahzen falan değil. Gizli saklı bir yer değil. Bir konut olduğu belli zaten. Bir kütüphane falan da izlenimi veriyor ama burada tabii hem şu dediğim gibi biraz önceki ifadede burada yüz ifadesine baktığınız zaman donukluk, boşluk, hissizlik, solukluk derideki cansız bir bedenin ya da çok ölüme yakın bir bedenin görüntüsünü veriyor. Senin az önce söylediğin hocam diyorsun ya şimdi bunu öyle sarmışlar ki içinde onu dik tutması için bir şey mi koyuldu diye. İki fotoğrafta da o var. Boyunluk gibi şurada da var. Evet. Bunda da var. Bir de bu kaçıncı ölüşü oluyor? Mesela Hüseyin o eski fotoğraflar vardı. Bunun ceket üstünden tansiyonunu falan ölçtükleri. Bu bir tarz mıdır Ekrem abi? Yani bu kalplarda bu tarz yapılanmalarda özellikle Amerika'nın dizayn ettiği şeylerde hani ölüyor ölüyor diriliyor. Bunlar tabanlarına da böyle bir mesaj mı veriyorlar acaba? Çünkü epeydir bu muhabbet devam ediyor değil mi? Yani bugünlerde biz bu konuyu konuşuyoruz ama eski fotoğraf. Şimdi FETÖ elebaşının doktoru Kudret Ünal'dan itirafçılara tehdit. Susan kurtulur diyor. Bu da o eski dönemde işte FETÖ'nün yine sağlık durumu ile ilgili yapılan tartışmalar zamanı çekilen bir fotoğraf. Ceket üstünden ölçülmez değil mi tansiyon? Yani böyle bir şey... Evet ben ölçüyorum kendim. Ceketi de ölçmüyorum yani çıkartıyorum. Gayet ya çok enteresan. Bu fotoğraf başka maksatlarla çekilmiş de olabilir. Burada yaşadığı ama... belli cin gibi. O bütün kötülükte akıyor soruyor. Yüzünden burada, evet, gözünden ama. Burada bir şeylik var. Bir fitne kokuyor yani suratındaki ifade tamamen ihanet kötü bir ifadesi. Bakış. Kötü. Resimleri şöyle ben noktalayayım isterseniz. Hı hı. Buradaki fotoğraflar, buradaki hikayeler hep bir gizem yaratmaya çalışıyorlar. Bir, dedim ya zirvede ölürse sorun. Bir miktar itibarsızlaştırarak bir ölüme doğru gidiş var. Yani diyorlar ya ölmedi, hala hayatta. İşte tabandakiler, içeridekiler, dışarıdakiler korkmayınız. Liderimiz hala söylemine devam ediyor. Yeni şeyler öğretiyor, rüyalar görüyor. Gördüğü rüyaları aktarıyor, yorumluyor. Dik durun, sağlam durun. İşte geçen anlattım burada galiba. Biliyorsunuz hapishanede bir mesai uygulamalar. Yani 5'te kalk, evet, şükür namazı, normal namaz. Hemen arkasından öğretilerin verildiği ders, sonra kahvaltı. Beddua seansı. Evet, beddua seansı. Öğlen. Gün içerisinde eğitim programlarına devam ediyorlar. Akşam gece yarısına kadar devam eden bir sirkülasyon var. İşte tabanı, içeridekileri sonsuza kadar çıkmayacaklarını bildikleri için ayakta, hayatta dik tutmaya çalışıyorlar. Figür olarak da bu var. Yani... kirli atletini Türkiye'ye gönderip 10 parçaya ilahi bir parçaymış gibi dağıtan bir zihniyet bu. O yüzden bu fotoğraf üzerinden bile dik kalacak kadrolar vardır mutlaka. Hı hı. Ama bir de çakal grupları var. Lafımla özür dilerim. Yani çakal grubu dediğim o kemik kadro, Amerika ile iş tutan yönetici kadrolar hala dışarıda ve hayatta ayakta. Bu ayaktaki bu kadroları, kemik kadroları eritmemiz gerekiyor. Bunu Amerika ile iş tutarak yapmak pek mümkün gözükmüyor şu anda. Hep ben dikkat ederseniz bu tür yöntemlerde biraz sert güç kullanımını ön plana çıkartırım. Çünkü hukukla ya da başka bir takım diplomatik yöntemlerle böyle bir haini memlekete getirmek mümkün değilse elimizde başka enstrümanlar var. Ne yapalım mesela MİT operasyon düzenlemesi gibi mi? Milli İstihbarat Teşkilatımızın yeteneği 2013'ten sonra operatif bir karaktere büründü biliyorsunuz. Dolayısıyla PKK, PYD, YPG örgütünün en ücra köşelerde sinmiş Amerikan ürünü yeni tip PKK sözde liderlerine nokta operasyonu yapıyorsa eğer DAEŞ'in liderlerine yaptığı gibi yani bilmiyorum MİT'in olasılık yetenekleri dahilinde olabilir. Yani isterse Kosova'daki 6 tane FETÖ'cüyü, ben Kosova'daydım o sırada,
Ertesi sabah büyük bir mutlulukla haberi izledik ve hiç kimsenin haberi olmadı. 6 tane FETÖ mensubu, içlerinden bir tanesi doktor ve mali işlerden sorumlu adam bütün Balkanlarda. MİT geldi, hatta yol üzerinde böyle bir kovalamaca falan yaşandı. Aldılar, götürdüler, getirdiler. Evet. Türkiye'de yargılar paketlendi. Yani buna erişmek MİT'in bence yetenekleri dahilinde olduğunu düşünüyorum. Amerika'da bundan korkuyor, sık sık yer değiştiriyor. İlk yer değiştirmesi olduğunu düşünmüyorum. Birkaç yer değiştirmiş de olabilir. Hı hı. O yüzden şu anda bu ölüm fotoğrafına yakın fotoğrafta şöyle bir şey söyleniyor. Yani yeğeni gibi çok yakınında bulunan bir kişinin itirafları da sorgulanabilir, sorgulanmalı. Ne diye çıktın şimdi durduk yere böyle bir şey ortaya koyuyorsun? FETÖ ile kavgalı olmayabilirdi. Onların bir iç operasyonu sonucu da konuşuyor olabilir diyorsunuz. E tabii birileri konuşturuyor olabilir. Eğer değilse birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra bu kişinin de yeryüzünden silinebileceğine dair işaretler görmemiz lazım. Ama bir operasyon var. Bu operasyon sözde bu lider üzerinden şu anda okunuyor. Değişim söz konusu. Ona bir hazırlık var. Değişim. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Peki Ekrem abi, değişim noktasında kim örgütte? Mesela şu listeyi alabilir miyiz arkadaşlar? Seni de böyle alabilir miyim Ekrem abi? Tabii ki. Kimler öne çıkabilir? Böyle isimler, olasılıklar var. Mustafa Özcan bu. Türkiye sorumlusu galiba değil mi bunların? Tanıdığın... Yani Maliye Bakanı. Maliye Bakanı sözde. Evet. Abdullah Aymaz bildiğim kadarıyla gazetecilikle uğraşan bir isim. Harun Tokat keza. İşte Suat Yıldırım malum tefsir profesörüydü. Evet. Değişik isimler var. Aslında... İsmail Büyük Çelebi mi FETÖ'nün yerine diye bir tarif ediliyordu. Denizli soruşturmasında olan, yanılmıyorsam İsmail Büyük Çelebi'ydi. Mustafa Yeşil de medyada dediğin gibi. Evet. Başka bunların içerisinde... Yani şimdi şu, buradaki de aktörlerin dışında ismi geçen başka isimler de var. Öyle mi? Ve o yapı içerisinde mesela yeni yetişen nesilden Dumanlılar, şunlar, bunlar... Onun da mı adı geçiyor? Soylar. Hmm. Adı geçmiyor da şimdi ne olacağını bilmiyoruz. Mesele şu, benim bakışımda şöyle bir şey var. Tekrar ediyorum, Türkiye bunun yani doğmasına zemin hazırlandığı, büyüdüğü, oradan nefes aldığı, işte gıda aldığı yerdi. Ve Türkiye vasıtasıyla yayıldı. Etkileri Türkiye dolayısıyla var. Halen Türkiye bu etkilerin belli çapta kırdı. Mesela Kosova'da, şurada, burada, değişik yerlerde doğrudan ayan beyan ortada olanlarla ilgili bu etkileri büyük çapta halletti. Ama bir şekilde nasıl söyleyelim, bir takım sebeplerle halen değişik ülkelerde yapıları sürdürülüyor. Ve bildiğim kadarıyla yine devlet çeşitli vesilelerle temaslarda, şurada burada bu konu zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın hemen her seyahatinde, Dışişleri Bakanımızın her seyahatinde, ilgili zevatın tüm seyahatlerinde o ülkelere bu yapının tehlikesi vaktiyle yapıp ettikleri hatırlatılıp bunlara karşı dikkatli olmaları öğütleniyor. Ve şu anda büyük çapta operasyonel güçleri her yerde kaybettiler. Zaten o gücün temeli Türkiye'ydi. Türkiye'den nemalandıkları sürece işe yarıyordu. Çünkü Türkiye onlara bir anlam kazandırdı çeşitli vesilelerle. Şu anda bence Kemal Hocam haklı olarak değişik varyasyonlar üzerinde konuşuyor. Haklıdır, olabilir. Niye? Eninde sonunda oluşturdukları bir yapı var. Bunu tümüyle çöpe atmayı istemezler. Yapıyı bir şekilde tutmak ve desteklemek zorundalar. Çünkü onlarca başka ülkedeki yaptıkları benzer operasyonlarına kötü örnek olmaması lazım. İade etmemeleri lazım. Bakmaları lazım, beslemeleri lazım, hoş tutmaları lazım. Bunun yanında tabii ki bekledikleri bir takım şeyler olması da çok tabii. Ama bunların hiçbirinin herhangi bir ülkede yine Türkiye bağlantısı olmadan aklımıza gelebilecek hiçbir ülkede bunların ben ciddi manada bir operasyonel güce sahip olabileceklerini zannetmiyorum. Dolayısıyla bunlar mecburen işte 15 Temmuz'dan sonra kaçmak zorunda kalan, bir şekilde oralara giden, bir şekilde ayakta tutulan isimler. FETÖ'nün vefatı sonrası bunlardan birine herhalde iş düşecektir. Belki de eş başkanlık falan gibi bir takım sistemler uydurulabilir. Yani devamını belki ileride bir gün faydalanabiliriz diye. Bu da az önce söyledim. Mesela 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, parlamento seçiminde bir kırılma olsaydı KHK'lıları görevi iade edeceğiz, işte attıklarınızı geri alacağız falan filan diyenler büyük ihtimalle bu tür bir şey yaptıklarında bu adamların hepsi, hatırlayın, 2023 seçimleri sonrası Türkiye'ye dönüş biletlerini alanlar vardı. Yani ciddi ciddi adamlar internette, sosyal medyada bunları yayınladılar.
Allah'a çok şükür öyle bir şey olmadı. Ama şimdi büyük ihtimalle önümüzdeki döneme, mesela şimdiden pes perdeden erken seçim muhabbeti yapmaya başlayanlar var. Hadi erken seçimi falan atlattın, 2028-2029 ile alakalı. Eğer kendileriyle aynı merkezden emir alan siyasi kadrolar tekrar iş başına gelebilirse, yine Türkiye'deki yapılarını belki daha hızlıca harekete geçirme ihtimalleri vardır. Tam burada yani Erdoğan iktidardan ayrılırsa Türkiye'ye dönmek için uygun ortam oluşacağını mı düşünüyorlar bunlar hala? Büyük ihtimalle. CHP böyle bir işe teşne olur mu? Yani Erdoğan iktidardan ayrılsa CHP geliyor değil mi? İki parti bulamıyoruz. Çok açık konuşalım. Şu anda bakın, son dönemlerde yapılan açıklamalar şu bu, geriye doğru bakalım. 15 Temmuz'dan beri ikircikli açıklamalar dışında, bazen de bizim bravo falan dediğimiz açıklamalar dışında, konunun temeliyle alakalı net bir açıklamayla FETÖ konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin net bir tavrı olmadığı çok açık. Ve FETÖ'nün siyasi ayağı denildiğinde, şimdi geriye doğru bakalım. Şimdi 2010'dan sonrasına bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişimi. Evet. Arka plana baktığımızda ciddi etki var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2011'den 2015-2016'ya kadar yaşadıkları, 2017'de İyi Parti'nin kurulması, o sürece bak. Orada Devlet Bahçeli, Allah ondan razı olsun, dik durdu. Cumhurbaşkanımız da bir şekilde ona destek oldu. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ele geçirme operasyonları netice vermedi. Hatırla, 11 tane genel başkan yardımcısı, işte kaset falan oluyla. Baykal'a çıktığı dönemde. Yani Sayın Bahçeli kangren olmuş şeyleri kesip attı, yoluna devam etti ve özellikle de 15 Temmuz'dan sonra meselenin siyaset olmadığını, varlık ve beka meselesi olduğunu kavrayınca şu anki Cumhur İttifakı dediğimiz yapı böylelikle oluştu. Buradaki mesele şu, 2023'teki kırılganlık, yani en de sonunda yurt dışı operasyonlara karşı çıkan, FETÖ'yle alakalı işte KHK'lıları geri getireceğim diyen, PYD, YPG ve PKK ile alakalı ikircik açıklamalar yapan birisi %48'e yakın oy aldı. Az kaldı Cumhurbaşkanı oluyordu. Dolayısıyla kırılgan bir zemin olduğu çok açık. Bunların geleceğe yönelik bir hesabı varsa, benim bakışım bu, Türkiye'de eğer tekrar biraz neşvi nema bulabilirlerse diğer ülkelerde bir anlamları olur. Yoksa Türkiye destek olmadığı sürece bunlar bence bir anlamları yok. Varoluş mücadelesi yani buradaki kavgalar onların. Burada bir şey sorabilir miyiz? Tabii ya da analiz yapabilir miyiz? Melih Bey. Buyurun hocam. Böyle, kim bu şimdi Fethullah Gülen dediğimiz kişinin sözde kanaat lideri, bir takım dini söylemleri var. Bir ulvi şahsiyet yine sözde. Tabandaki gücü bir miktar bu sözde ilahi bir takım yeteneklerinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir sempati var. İnanç var, biat var, sadakat var. Bu aktörün yerine bu teknik kadroların birinin geçme ihtimali bana göre çok düşük. Evet. Buna benzer bir aslında bu yetenekleri haiz sözde bir miktar işte rüyalar üzerinden okunan bir böyle söylem analizi yapabilecek ve bunu aktarabilecek güce sahip biri lazım. Karizmatik de bir karakter olacak. Bu adamın öyle bir gücü var, evet, çünkü yani. Yani gidip maliyeden sorumlu o gaspçı, hırsız, maliyeci dediğimiz tipi buraya oturtturun, tabanda erime başlar. Dolayısıyla bu tabanı da tutmak, ara kadroları tutmak için buna benzer bir aktörün arandığını ben düşünüyorum. Ve bunun bir Türk olmasına gerek yok. Hocam, burada Kemal Hocam bir katkıda bulunmak için bir şey söyleyeyim. Şimdi Fethullah Gülen, FETÖ en azından 2016'ya kadar, 15 Temmuz'a kadar çeşitli şekillerde tartışılan ve nasıl söyleyelim, hüsnü zanla bakılmaya çalışılan bir isimdi. 15 Temmuz'da bir şeyin farkına vardık. Şimdi farkına vardığımız şey işte bir darbeye kalkışmaların falan ötesinde, bir dakika, bu adam 90'lı yıllarda Savaş, rahmetli Savaş Ayın programında idi yanlış hatırlamıyorsam, kalkıp Cebrail Aleyhisselam bana gelse, bir parti kurduğunu söylese, hele git Cebrail, yani işine bak, ben böyle gideceğim derim. Bütün milletin gözleri önünde canlı yayında bunu söyledi. O zaman herkes bunu, ya mevcut konjonktür dolayısıyla bu, hani siyasete uzak duruyorum falan diyerek kendini kurtarmaya çalışıyor diye yorumlandı. Mesela ben öyle yorumladım. Yanlış yorumladığımızı sonra anladık. 15 Temmuz sonrası mesela yine Latif Erdoğan referansla bir şey söyleyeceğim. Latif Erdoğan'a diyor ki, bir gün Cenab-ı Hak bu Latif alemi... Latif Erdoğan sağ kolu bu arada. Evet, YNS'ye o dönem sağ kolu. Evet. Sağ kolu.
Cenab-ı Hak bu alemi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için yarattı, benim için devam ettiriyor. Bu, şimdi itikadi açıdan baktığınızda, tabii ki bu konuda fetva verecek ehil insanların buna söyleyebilecek sözü vardır. Ama az önceki Cebrail aleyhisselam gelse sözü küfüre varabilecek bir sözdür. Yine şimdi az önce aktarmaya çalıştığım öyle bir başka olay daha var. İşte kainatı Hazreti Peygamber için yarattı, benim için devam ettiriyor. Bu çok dehşet bir söz, çok ağır bir söz. Bir başka şey, yine 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan bir kısa video. Diyor ki, Hazreti Peygamber gelse, bizzat o olduğunu da bilsem, bana dese ki şunu şöyle yap, uzun hikaye ne dediği, ben kusura bakma ya Resulallah, ben bunu yapmam derim diyor. Bir dakika, bir dakika. Hazreti Peygamber'le alakalı doğrudan Kur'an-ı Kerim'de o heva ve hevesinden söz etmez. O Cenab-ı Hakk'ın emirlerini size iletir manasına gelen bir sürü şey var. Dolayısıyla aklı başında bir Müslümanın, Peygamber aleyhisselam bana gelse farz-ı muhal şöyle dese ben ona hayır ya Resulullah derim falan demesi gibi şeyler. Burada mesele şu, 15 Temmuz'da kırılan çok şey oldu. 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan şey de bu yapının dini vasfı büyük ölçüde zarar gördü. Ve büyük ihtimalle hasbel kader kendini paçasını oraya kaptırmış olanlar da dahil birçok şeyin yanlış olduğunu birçok insan anladı. Mesele kurbağa meselesi. Kurbağa biliyorsun sıcak suya atar, kaynar suya atarsan sıçrar, kaçar. Ama bulunduğu suyu yavaş 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 ısıtırsan haşlanır. O yapı içerisinde bulunanlar haşlanmış olsalar da şimdi işte Diyanet'in hazırladığı rapor, şu bu ortaya çıkan videolar, konuşmalar, olup biten şeyler ve arka planda yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu insanları elinde tutması, iade etmemesi, bunlara destek olması bile birçok şeyi anlamak açısından kafi. Yani kara kaşları, kara gözleri için mi tutuyor bunları? Ama hocam bütün bunları anlatırken yani bütün bunları yaparken o dönemin aktörleri, medya vesaire çok da ses çıkartmadılar. İkincisi bunu şöyle de kıvırabiliyor. Ben bunları söyledim ama niye söyledim? Bir sorun bakalım. Şimdi şunu söylüyor çünkü. Bu meşhur repliği hatırlatıyor. Evet. Yani bakın burada kamu kurumlarına görevli olan özellikle silahlı kuvvetler, emniyet vesaire gibi yerlerdeki kişilere şöyle hitap ediyor. Eşlerinizi mümkün mertebe seküler grupların giyim tarzına benzer giyim. Hatta evet. Alkol sağlığa zararlıdır. Alkol kullanın ki göstere göstere yapın bunu. Ve bir şekilde sosyal hayatınız, yaşam tarzınız bir Alman ailesinin yaşam tarzıyla hemen hemen benzer olsun. Niye bunları söylüyorum diye sorduğunuzda bir maksat var. Hocam. Öyle bir ikna yeteneği bu var maksat, ki. Yani amaca ulaşmak için her yol meşrudur denilen o makyavelist zihniyet dediğimiz şeyin tabii. İslamiyet'in saf yapısı göz önüne geldiğinde İslamiyet'te fetva ile hareket etmek vardır ama bir de takva diye bir şey vardır. Yani mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri kirli bir çamaşırın yıkanması için 3 kere şartlanması yeter der. Fetva budur ama kendisinin 9 defa yıkadığını görür talebeleri. Bir dakika derler bu ne? O da der ki o fetvaydı, bu takva. Şimdi dolayısıyla burada işte şöyle yapın böyle yapın gerekirse içki için falan 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 gibi şeyler zaruretle ilişkilendirilse bile bunu hiçbir Müslümanın gönlü kabul etmez. Evet, bence bu Müslümanlık ve din tartışması değil. Burada ama CIA'nin kurduğu bir çete var. Aynen öyle. İnanmak isteyenler var. Bir takım şeyleri de argümanlar. Herkes nelere inanıyor yani. Tabii. Bunlar da oradan girmişler işte. Muhafazakarları, dindarları kafalamak için kurdukları bir çete. Kürtler üzerinde aynısını PKK'ya uyguladılar. Ne bileyim işte şehirli orta sınıf ailelerin çocukları üzerinde sol örgütleri soktular. Bunların hepsi FETÖ diyebiliriz. Geçelim mi konuyu? Daha söyleyeceğimiz var mı? Yani son hali ama bizi ikna etmedi neticede. Ama yaşıyorsa şunu, da birilerinin elinde kontrol halinde olduğunu düşünüyoruz galiba. Şunu söyleyebiliriz. Galiba. Yani gelecekte bu yapının hala devam ettiğini farz ve kabul edip tedbirlerimizi azaltmayacağız. Kesinlikle. Diğer yapıların içerisine sızdıklarını, sirayet ettiklerini de biliyoruz pek çok yerde. Yalnızca tarikatlar konuşuluyor, onlar değil. Sol gruplar da dahil. Yani renklendirme konusuna dikkat etmek. Ve dolayısıyla refleksleri bu yapıyı hatırlatan insanlara karşı teyakkuzda olmakta daima fayda var. Üst çatı CIA, geri kalan FETÖ, işte ne bileyim DAEŞ, El-Kaide ya da DHKPC gibi bütün sol, sağ, merkez, tüm fraksiyonlar CIA, Mossad kontrolünde şu anda. Unutmayalım onu. Ve bunların her birine, her ayrı coğrafyalarda eylem. DAEŞ'e Moskova'da yaptırıyorlar.
İşte El-Kaide bilmem Amerika'da i̇şte, yaptırıyorlar. Kendilerine burada vuruyorlar. Evet. PKK'ya gidiyorlar. Suriye'de seçim yaptırıyorlar falan filan. Yani bu evet, yapı tek bir çatıdan yönetiliyor. Yönetiliyor, bunu bilelim. Buyurun hocam. Aslında sonuç itibariyle belki bir musibet bin nasihattan iyidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti umuyoruz ve inanıyoruz ki ilelebet yaşar yani. Ama önemli olan husus 10 yıllar sonra bu örgüte, bu yapılanmaya benzer, bu örgütümsü hangi şemsiye altında olursa olsun, onu işaret ettiniz çok doğru. Bu İslami anlamda, muhafazakar anlamda bir görünümde olabilir, ideolojik anlamda bir görünümde olur, hangi görünümde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devleti yönetenlerin, devlet aklının bu meselelerde çok uyanık olması lazım. Yani devlet rasyonel bir aparattır. Evet. Bakın devlet, devlet yani Osmanlı'yı Osmanlı yapan rasyonel olmasıydı. Ne zamanki rasyoneliteden uzaklaştı, sonuçlarını yaşadık zaten. Dolayısıyla devlet rasyonel davranır. Akılcı. Evet. Akılcı davranır. Akıl üzerine kurulur. İnanca hürmet eder, saygı gösterir. Bunlar ayrı mesele. Hı hı. Ama devlet aparatı akılcıdır, rasyoneldir. Savunma mekanizmaları bunun üzerine oturtur ve buna göre tedbir alır. Bu örgüt veya buna benzer örgütler ne olduğunu biliyoruz yani. Hı hı. Yani kamuoyunda da tartışılıyor. Onun için çok bilinçli olmak lazım, uyanık olmak lazım. Yani kısaca sapla sabanı karıştırmamak lazım. Yoksa masum, gerçekten inançlı, inanç yaşaması noktasındaki samimiyeti olan meseleler devlet için bir tehdit değildir. Ama bunu maskelersen, zihninin arkasında başka planlamalar, başka şeyler varsa bu tehlikelidir. Bu sadece devlet için değil, bireysel olarak hepimiz için değil. Tabii ki. Kamuoyu çekiyor. Yani yüzünüze başka, planla şeyi başka, günde ajandası başka. Bu tehlikelidir. Hazreti Mevlana ifade ettiği gibi ya göründüğün gibi ol, yani ya olduğun gibi gör. Evet. Bakın, burada dediğiniz çok doğru. Her dönem Selami böyle hocama, Selami hocamın söyledikleriyle alakalı kısaca şöyle bir yorum yapabilirim. Ben belli ölçüde işte gençliğinden beri bu camiaların içinde bulunan, yakın, görüşebilen, konuşabilen insanım. 15 Temmuz sonrası dikkatimi çeken en önemli şeylerden birisi, bir ikisiyle doğrudan temasım olduğu için biliyorum, 15 Temmuz'daki yaşananların ardından bizim dışarıdan görüntümüz nasıl? Biz herhangi bir şekilde bazı şeylere müdahil oluyor gibi yorumlanabiliyor muyuz falan diyerek bir, nasıl söyleyelim, bir sorgulama şeyler yapıldığını biliyorum. Asıl bence dikkat çeken taraf da şu, Osmanlı dönemine baktığımızda kabahatlarıyla söyleyeyim. Mesela Padişahımız Efendimiz herhangi bir efendi hazretleri atıyorum Bursa'daysa haber gönderiyor. Kendisinin mesela Kastamonu'da bulunması daha uygundur diye Kastamonu'ya gönderiliyor. Ya da atıyorum Mersin'deyse onu Diyarbakır'a gönderiyor ya da başka bir yere gönderiyor. Bu büyük ihtimalle o dönemde çalışan istihbarat çarkının tespit ettiği bazı riskleri elimine etme yolları. Şu anda da 2013'ten beri Milli İstihbarat Teşkilatımızın artık gerçekten Milli İstihbarat Teşkilatı olduğu için ve her birimiz herhalde devletimizin taharri geleneğini herhalde biliyoruzdur. Ben ilk üniversite 2'de bunu çok net öğrenmiştim. Taharri geleneğini bildiğimiz için şu anda da dışarıyla destekli bir şekilde içeriye yönelik operasyonlar yerine içeriye yönelik bütün operasyonları karşılamaya azimli ve bu konuda da doğru olduğunu inandığı her şeyi yapan bir mekanizmamız var. Olabildiği kadarıyla. Dolayısıyla bu açıdan galiba gelecek daha parlaktır diyebilirim. Bir formül vereyim mi? Hemen yapalım ve konuyu geçelim. Geçelim hocam. Son hakikaten. Olsun. Yani bu tür şeyler, bu tür PKK, DAEŞ, FETÖ gibi örgütler bozuk yapılardır. Bunlara destek veren, yanında ve içinde ve arkasında olan bir takım örgütlenmeler de zararlı cemiyetlerdir. Bunların içindeki insanlar da ayıplı üründür. Eyvallah. Bu kadar. Bu da bir formül olarak elinizde durmalı. Çok güzel.